Amerika'da gündem iç siyaset, yaklaşan seçimler, Minnesota valisi Tim Walz ve Kamala Harris başkan yardımcısı bugün Arizona'da kampanya yapıyor. Bu demokratların bu hafta ziyaret ettiği dördüncü kilit yani seçim kaderini değiştirebilecek eyalet. Eski başkan Donald Trump cumhuriyetçi seçmenin ağırlıkta olduğu Montana'da bir mola vererek kampanyasına devam edecek. Bu arada Demokrat Parti'nin Kasım ayındaki seçimlerdeki başkan adayı ve Amerika başkan yardımcısı Kamala Harris ile Cumhuriyetçi rakibi eski başkan Donald Trump 10 Eylül'de ABC Haber kanalında yayınlanacak tartışma programına katılmayı kabul ettiler. Mehmet Sümer'le konuşacağız. İyice hareketlenen siyaset gündemini. Mehmet birçok siyaset uzmanı normalde Ekim ayında hareketlenen seçim meydanlarının daha Ağustos başında büyük kalabalıklara hararetli seçmenlere ev sahipliği yaptığı yorumunda bulunuyor. Bunda kuşkusuz son birkaç haftada Biden'ın çekilmesiyle başlayan ve Amerika tarihinde sıkça rastlamadığımız bir aday değişikliği, yeni isimlerin yarışa girmesinin de etkisi var. Nedir son durum? Mehtap şunu söyleyelim, Kamala Harris'in adaylığının açıklanması ile birlikte açıkçası Demokrat Parti içerisinde bir olumlu rüzgar estiğini kabul etmek lazım. Hatta bunu bağışlarda da gördük. Hatırlanacağı üzere Kamala Harris'in başkan adaylığının açıklanmasıyla birlikte Harris bir gün içerisinde neredeyse 100 milyon dolara yakın bir bağış toplayarak kampanyasına bir rekor kırmıştı. Ki o tarihe kadar Biden'ın topladığı birkaç ay içerisinde topladığı bağış miktarı 60 milyon dolarlar civarında dolaşıyordu. Ee, aynı zamanda Demokrat Parti'nin başkan yardımcısı aday adayı olarak da Harris'in e, Walls'u açıklamasından sonra Minnesota valisi Tim Walls'u açıklamasından sonra da bir dalga oluştu. Orada da bir gün içerisinde 30 ila 40 milyon dolarlık bir bağış toplandı. Bu bağış rakamlarını aktarıyorum. Bunlar önemli çünkü Demokrat Parti'nin de adaylarına ne kadar sahip çıktığını gösteriyor. Dolayısıyla Demokrat Parti'nin arkasında bir rüzgar var şu anda ve Kamala Harris de, başkan yardımcısı adayı Waltz de, şu anda o rüzgarla birlikte hareket ediyorlar ve senin de söylediğin gibi sık sık mitingler yapıyorlar. Burada yalnız şu anda eleştiriler biraz yön değiştirmiş gibi oldu. Neden diyecek olursan çünkü hatırlanacağı üzere Amerika Başkanı Joe Biden özellikle yaşlı olması, tutuk kalmasıyla eleştiriliyordu ve Donald Trump'la katıldığı televizyon münazarasında sergilediği performanstan sonra başkanlık adaylığından çekilmek zorunda kaldı. Şimdi Amerikan medyasına baktığımız zaman Donald Trump'ın Kamala Harris'in miting temposuna yetişemediği yorumları yapılıyor. Donald Trump çünkü Cumhuriyetçi Parti'nin kendisini aday olarak resmen belirlemesinden sonra bugüne kadar 5 miting düzenlemişti. Oysa Kamala Harris bir haftada 4 miting düzenlemiş durumda. Dolayısıyla şimdi roller biraz değişmiş gibi. Hani Trump'ın karşısında pardon Kamala Harris'in karşısında Donald Trump daha ağır kalmakla, daha ağır olmakla şu anda eleştiriliyor. Öte yandan bir başka önemli gelişme sen de belirttin. Televizyon programına katılma konusunda bir karar aldı ikili. 10 Eylül tarihinde ABC televizyonunda yayınlanacak olan televizyon tartışma programına katılacaklar. Son televizyon tartışma programı Donald Trump'la Joe Biden arasındaydı ve Joe Biden'ın adaylıktan çekilmesine neden olmuştu. Dolayısıyla şimdi heyecanla bu televizyon programı bekleniyor. Bir önceki programı 50 milyondan fazla Amerikalının seyrettiği tahmin ediliyordu. Burada bu sayının 10 Eylül'de yapılacak programda bu sayının çok daha yüksek olacağı tahmin ediliyor. Daha şimdiden hatta izleme partilerinin organize edildiği ifade ediliyor. Çünkü Donald Trump'la Demokrat Parti'nin başkan adayı olacak olan Kamala Harris olacak olan diyoruz. Çünkü 19-22 Ağustos tarihlerinde Demokrat Parti'nin kurultayı yapılacak ve Harris'in adaylığı orada kesinlik kazanacak. 10 Eylül'de karşı karşıya gelecekler. Donald Trump bunu kabul ettiğini açıkladı bu televizyon münazarasını ama bir öneride daha bulundu. İki program daha yapalım önerisinde bulundu. 10 Eylül'deki televizyon programı ABC'de olacak. Donald Trump'ın önerisine göre iki ayrı televizyon programından birinin Fox News'te diğerinin de NBC kanalında olmasını istiyor Donald Trump. Henüz Harris cephesinden buna yanıt yok. Ama yorumlar genel anlamda bu ilk televizyon münazarasından sonra Harris cephesinin onları da kabul edebileceği şeklinde.